Some chick this bra. Say, hey, hey, say. Say this, hey, say. Evet, çok teşekkür ediyoruz basın görevlilerimize. Teşekkürler. Hadi abi. Mersin'in tarımsal endüstrisinin ve kalkınmasının geleceğinde anlamlı bir adım olan Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşlemi, bu değişimin bir parçası olmak için temelleri Türkiye Genç İş Adamları Derneği Çukurova Şubesi tarafından atılan Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşlemi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, ham maddeyi mamule dönüştürerek katma değeri ülkemize kazandıracak girişimci, yatırımcı ve sanayicilerin bir araya gelmesiyle kuruldu. Türkiye'de ilk defa bir organize sanayi bölgesi kadın yaratıcılığının ve iş gücünün parlak bir simgesi olacak. Çukurova'nın ekonomik sosyal kalkınması açısından önemli bir potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sağlayacaktır. Gülak Yürek Balta Hanımefendi ve Armağan Bey bana ilk geldiklerinde şunu ifade ettiler. Dediler ki bir organize sanayi bölgesi kurmak istiyoruz. Bu işe girmek istiyoruz dediklerinde iki genç iş insanı böyle bir düşünce içerisinde size yaklaşıyor. Ben de heyecanlandım açıkçası. Dedim ki eğer siz kararlıysanız ben sonuna kadar size destek vereceğim, hep arkanızda olacağım. Ve ben bu kararlılığı gördüm. Ta işin başından bugüne kadar Gül Akyürek Balta Hanımefendi ve ekibi tamamıyla genç iş insanlarından oluşan bir ekip. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, huzurlarınıza çok teşekkür etmek istiyorum. Mersin'e ikinci kez geliyor Sayın Bakanımız. Ve Mersin'in her bir sorunuyla, her bir derdiyle dertlenen bir bakanımız. Türkiye'de sadece iki ilimizde model fabrika var şu anda. Mersin'imizde model fabrikamız bitmek üzere. Tarımsal üretimi katma değere dönüştürecek bu yatırımın şehrimizin geleceğinde kritik bir rol oynayacağı aşikar. İlk aşamada 35 yatırımcının burada faaliyete başlamasını ve 3000 kişiye iş olanakları sağlamasını bekliyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde ise 100 yatırımcıya ve 10.000 emekçimize ev sahipliği yapacak bir üretim altyapısı planlanıyor. Tabii bu bölgeyi farklı kıran özelliklere de değinmemiz gerekir. Türkiye'de ilk defa bir kadın girişimci böyle bir işe kalkışmış oluyor. Bu OSB Sayın Gül Akyürek Balta'nın başkanlığında kuruldu. Gül Hanım bu projeyi ta en başından sahiplendi, hayal kurdu, azimle peşinden gitti ve yatırımcıları ikna etti. Attığı bu adımın kadın girişimcileri sanayiye yatırım yapma konusunda cesaretlendireceğine hiç şüphe yok. Bu yatırımla birlikte bölgesel bir tarım hamlesi de hayata geçmiş olacak. Yani Mersin'in tarımsal ürün çeşitliliği önce yüksek katma değere, sonra da bir endüstriye dönüşecek. Ne demek istediğimi kısaca özetlemek istiyorum. Mersin ülkemizde meyve üretiminde birinci ve sebze üretiminde üçüncü sırada. Toplam narenciye ihracatının %35'i, bakliyat ihracatının ise %85'i Mersin'den yapılıyor. İlimiz ayrıca 8,5 milyar liralık bitkisel üretim değeriyle ülkemizde 3. sırada. İşte bu münbit tarımsal altyapı temelini atacağımız organize sanayi bölgesi sayesinde daha entegre, daha yoğun bir şekilde burada üretim gerçekleştirilmiş olacak. Burada katma değerce zenginleştirilmiş ürünlerden ve endemik bitkilerden
yeni inovatif markalar çıkacak. Ayrıca tarımsal değer zincirinde kümelenmenin sunduğu avantajlar yeni işbirliklerine de kapı aralayacak.